Evet, yani evet, maalesef ben de düşünüyorum, yaptığım ilk filmden son filme kadar sansüre uğramayan filmim yok galiba. Yani mutlaka bir festival engeli çıkmış, gösterime çıkarken yasaklanmış salonlar, bazı salonlar geri çekilmişler. Mesela 10. filmi yapıyorum. Türkiye'de hiçbir televizyon filmi satın almamış, göstermemiş. Birkaç filmim sadece dağıtımcılar tarafından dağıtılmış. Dolayısıyla aslında yani sinema yaparken sinemanın kendi doğal koşulları dışında bir de subjektif olarak böyle iktidarın böyle subjektif engelleriyle karşı karşıyayım. Ya tabii ki bunun bir anlamı var. Yani en önemli şey şu, iktidarın hoşlanmadığı, istemediği, onun sınırlarının dışında işler yaptığım için böyle bir uygulamayla karşı karşıya geliyorum. Tabii ki sadece bana karşı da değil, yani bu özel olarak ben olduğum için değil, ben bu işleri yaptığım için, bu şekilde yaptığım için bu engellerle karşılaşıyorum. Ama bu Türkiye tarihiyle eşdeğer bir tarih, sansür tarihi. Yani 40'lardan 50'lerden itibaren Türk sinemasında da, Türk sinemasında Kürt hikayelerine dönük de hep bir sansür, baskı çabası söz konusu oldu. Ama buna karşı da tabii ki her dönemde film çeken yönetmenler, yapımcılar da hep oldu, olacaktır yani. Ya Türkiye'de aslında iktidar dizayn edilirken muhalefetle birlikte ediliyor bence. Yani muhalefet aslında iktidarın bir uzantısı. Yani muhalefetin önemli bir kısmı diyelim. Tabii ki yani gerçekte muhalefet eden insanları da onların emeğini yok saymadan konuşmak lazım. Ama sistem ayakta durdukça bunu böyle yapıyorlar mı? Yani bu sinemada da böyle, sanat alanında da böyle. Mesela muhalif bir takım festivaller bile benim filmlerime çok özel, gizli, örtük sansür uyguladılar. Hatta örneğin Adana Film Festivali'ni, Altın Koza'yı düşünelim. Altın Koza, Yılmaz Güney adına bile ödül veren bir festival. Ama Kürt hikayesi çekiyorum diye ya da başka bir bakış açısıyla çekiyorum diye Kürt hikayesini filmlerimin hiçbirini kabul etmiyor. Yani bugüne kadar düşünün, ben yani hani Türkiye'de az çok yani Kürtlerle ilgili film yapan birkaç yönetmenden biriyim ve daha tek bir filmim Adana Film Festivali'nde gösterilmemiş. Bunun bir anlamı var. Bu da şöyle bir şey. Yani festivaller, iktidar ya da iktidarın uzantısı olan muhalefet yeri geldiğinde bazı Kürt değerlerini bile Kürtlere karşı kullanıyor. İşte Yılmaz Güney örneği böyle bir şey. Yılmaz Güney adına ödül verip Kürtlere sansür uygulamak düşünemeyecek bir şey normalde. Kabul edilemeyecek bir şey yani. Bir de tabii Türk iktidarı bir deneyim kazandı. Özellikle Yılmaz Güney döneminden itibaren. Yılmaz Güney burada önemli bir örnekti. Bu deneyim ışığında sinemaya ya da edebiyat alanında da başka yazarlar, şairleri örnek bularak, iyi bir örnekleyerek yeni çıkışları engelleyecek, yeni eserlerin, dünyaya açılacak olan eserlerin, Türkiye'de halkın kalbine ulaşacak olan eserleri daha doğmadan boğma politikasıyla hareket ediyor. Yani aslında biraz siyasi alanda verdikleri mücadeleyi sanat alanında da aynı yöntemlerle veriyorlar. Evet, yani bana karşı geliştirilen sansürün çok önemli bir sebebi de yeni film çekmemi engelleyecek ekonomik koşullarımı ortadan kaldırmak. Yani bir festivale bile almamasının sebebi festivalden ödül almayı engellemek, festivalden filmin kitlere ulaşmasını engellemek ve dolayısıyla aslında ekonomik olarak seni bir kıskaça almak ve iş yaptırmama stratejisine dayanıyor bu. Bu hiç de öyle birileri buna ya abartıyorsunuz diyen çok insan oluyor. Çevremizde, bizim kendi içimizde böyle diyenler oluyor. Hiç öyle değil. Tam tersine bu çok ince bir politika. Üzerine düşünülmüş, yazılmış, çizilmiş, masalarda konuşulan bir strateji bu. Tabii ki etkiliyor. Tabii ki sonuç almıyor diyemeyiz. Yani bugün Zer neredeyse 7-8 yıldır çekilmiş bir film.
Ama şimdi dava açılıyor mesela. Çünkü YouTube'da kitlelere ulaşmaya başladı. Oradan da baktılar engelleyemeyecekler ve siyasi olarak nasıl engelleyebiliriz diye düşünüyorlar. Çünkü bakın mesela YouTube'daki şu an izlemelere film sanki vizyondaymış gibi insanlar yorum yapıyorlar, izliyorlar, birbirlerine öneriyorlar. Hiçbir reklam yok, hiçbir şey yok. Film şu an 1 milyona yaklaşıyor mesela izlemesi. Şimdi bu buna karşı da işte bir strateji geliştirerek bunu engellemeye çalışıyorlar. Tabii ki burada bizim için çözüm şudur. Yani bunlar hep olacak. Yani bu tür demokratik bir sistem olmadıktan sonra bu mutlaka olacak. Biz de buna karşı seyircimize işte yaslanmak istiyoruz. Yani bunu sorduğunuz sorunun cevabı filmlerimizi gerçekten kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Kitlelere ulaştığında, kitleler anladığında bizim ekonomik sorunlarımız da kalmayacaktır. Evet, yani tabii bu konuda çok şey yapılabilir. Öncelikle burada yani iktidarı, sistemi eleştiriyoruz ama büyük eksiklik kendi içimizde. Gerçek muhalefet de bu konuda eksiklikleri yaşıyor. Yani bu tür ürünlerin büyük kitlelerle buluşması bir toplumun aydınlanmasında, işte mesela Dersim katliamı dediğimizde bunun da toplumun yüzleşmesinde, mevcut süre gelen sorunların çözümünde büyük olanaklar açabilir. Yani toplumu hazırlayabilir mesela. Yani aslında yaptığımız işlerin tabii ki siyaset açısından da bir hizmeti söz konusu. Ama burada biz siyasetten bu desteği, bu alanı açma çabasını çok göremiyoruz. Bu konuda kurumlar, STK'lar, sendikalar, siyasi partiler eksik kalıyorlar. Hatta burada popüler ve ana akımın etkisinde kalma durumu söz konusu. Yani alternatif festival yapıyoruz adı altında bile aslında bize karşıt olan neredeyse yani kitleleri uyuşturan, kitlelere çok bir şey vermeyen popülist yaklaşımlarla dolu ürünler gelip oraları işgal ediyor. Burada en büyük eksiklik bu görüyorum yani.